Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Isparna 236 X-Torque motorlu testere YouTube kanalımdan bir arkadaş takip etmiş. İsmini bir sorayım, neymiş bakalım. Şikayeti şu şekilde söylüyor. Rölanti ayarı bozuk, gaza basınca çalışıyor. Gazdan elini çekince stopa kaçıyor. Şu anki hali stop etmesin diye rölantisi yükseltilmiş halidir. Karbüratör ve aks keçeleri kontrol edilip elden geçecek galiba diyor. Neyse ki motoru az önce çalıştırdım. Odun kesmesinde falan herhangi bir sorun yok. Ne diyor? Senin videolara bakarak karbüratörü söküp ters yüzgece falan bakmıştım. Takozlara oturtabildim mi bilmiyorum. Bir her şeyi elden geçir bir bak diyor. İsmail arkadaş Kibarlar köyünden gelmiş. Kibarlar köyünden ama buraya bu şekilde yollar uzun oluyor. Bazen yapamazsam çok mağdur ederim diye ben bundan rahatsızlık, üzüntü duyarım. O yüzden çok uzak olanlar belki mağdur olabilirler. Bu yüzden çok uzaklardan iş kabul edemiyorum. İnternetten de iş kabul edemiyorum. Çünkü hem uzak, hem ben köyde bulunuyorum, hem kargoya alıp vermesi de sıkıntı oluyor. Bazı motorların parçası da olmuyor. Bu yüzden git gel bayağı iş uzayacaktır. Şimdi arkadaş dediğine göre videolardan karbüratör filan temizlemiş galiba. Şimdi karbüratör hava alırsa içinde pompalama için biliyorsunuz pompalama yapıyor. Benzini çekiyor. Eğer bu rölantide pompalamayı az yapacağından eğer karbüratör hava alıyorsa pompalamayı tam olarak yapamaz. Bu şekilde de stopa kaçar. Şimdi karbüratörü açırım. Arızanın ne olduğunu bulacağız. Bu kadar yeni motorun kran keçelerinde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Eğer yapamazsak kran keçelerine de bakarız. İyi seyirler dilerim. Ben de elimden geleni yapacağım. İnşallah. Arkadaşı mağdur etmeyiz. Bana güvenmiş YouTube'den beri ta o kadar yolu geçerek buraya gelmiş. Motorlarına gaz ayarı da yapmak istemiş. Özel bir tornavida istediği için dokunamamış. Neyse ki gerek yok zaten. Biliyorsunuz bu motorların sökmesi çok zor. Yani müşteriler için sıkıntı olur. Ama arkadaş bayağı sökmüş, bayağı iyi işler yapmış. İnşallah bir şeyi yırtılmamıştır. Şimdi bunun amortisörlerin takozlarından ayrıca iş uzamasın diye şarjlı bulayım. İş gözükmemesi için biraz daha hızlı yapabilmek için şarjları kullanmak çok mantıklı. Daha öncesinde bunun gibi video var kanalımda. Arkadaş belki onu bulmuştur. Vallahi eski motorları çok güzeldi. Yenilerinde ise motorun sökülmesini zorlaştırmışlar. Bir motoru tamir yaparken yani proje yaparken bu motorun kullanıcılar, köylüler, ormanda çalışanlar için kolay bir şekilde sökülür hale getirmeleri gerekiyor. Ama bu motorlarda bunu maalesef ki göremiyorum. Bakın kapağı açtık sonunda vidaları ulaştık. Görebiliyorsunuz değil mi?
şu kamerayı biraz daha aşağıda. Karbüratör cıvatalarını saplamaları gayet iyi sökmüş, sıkmış yani. Bir de karbüratörü açıp bakmam gerekiyor. Bir hata var mı diye. İnşallah hiçbir hata yoktur. Başka cıvata yok ama bayağı sıkışmış durumda. Aşırı sıkınca plastiklerde yedirme oldu galiba. İşte karbüratör gördüğünüz gibi çok değişik bir karbüratör olduğunu görebiliyorsunuz. Maalesef ki aşırı sıkarken karbüratörün şuradaki parçasını da kırmış görüyorsunuz. İşte burada sıkarken tam sıkalım diye fena halde sıkmış, o da kırılmış. Karbüratör takozuna muhtemelen zarar vermiştir. Ama buna rağmen rölanti dışındaki çalışması gayet güzel. Bu kısımdan hava alıyor mu diye bakıyorum. Hava alma ihtimali var mı diye. Bakın, contanın delikleri büyümüş. Sağa sola oynama ihtimali de var. Evet, şimdi de karbüratöre bakalım. Buradaki saplamadan pek bir şey olmadı ama yine de takoz yerine oturuyor mu ona bakacağız. Herhangi bir kırılma veya edilme var mı? Sıkarken el gücüyle bu kadar kol yetiyor. Sıkın elini zorladığın, sıkın bitti, fazla zorlamayın. Daha büyük saplarla zorlarsanız yanama edebilirsiniz, bozabilirsiniz. İşte karbüratör takozu arka kısmında kırık vs var mı diye bakıyorum. Ama bu saplamalar, bak gördünüz mü, contanın parçasını aşırı sıkmadan conta bozulmuş. Ama takozda herhangi bir kırıklık yok. Bunu yerine takacağız. İşte bunlardan. Eğer depoya hava giriş filtresini arıyorsanız tam benzin hortumunun yanında bulunuyor. İşte parlak sarı. O tıkanırsa motor bir süre çalıştıktan sonra stop edersiniz, geri çalışmaz. Bunun bu arızadan emin olmak için ise depo kapağını açıp kapatırsınız, düzelirse. Buradaki filtre tıkanmış demektir. Şimdi bunu yerine yerleştiriyoruz. Karbüratöre neler yapabileceğiz bakalım. Arkadaş temizlemek için atmış ama aşırı derece sıktığı için zarar vermiş. Evet, nasıl sıkıyoruz bakalım. Bakın. İşte bu kadar. Fazla zorlamanıza gerek yok. Ama ıspananın birçok modelinde takozlar plastik vidalanıyor. Plastiği, bu da plastiklerin hemen bozulmasına sebep oluyor. Bakın, aşırı sıktığı için çatlaklar oluşturmuş. Buna aşırı sıkmasına gerek yoktu.
Ama bir dahaki sefere biraz daha dikkat edecektir. Başlangıçta güzel bir şey yapmış. Ama bu sebeple pes etmemek gerekiyor. Şimdi karbüratörü kontrol edeceğim. Bu depoya hava giriş filtresi, hava alan filtre pek de çalıştığını sanmıyorum. Gösterdiğim filtre ona hava tutacağım. Belki çalışabilir. Hemen bayağı da sıkışmış benzin. Şimdi karbüratörü kontrol edeceğiz. Diğerli oranla bunun civatalarını fazla sıkmamış. İnşallah yalanma da etmemiştir. Elimde şu anda bunun tamir takımı yok. Ama contayı çıkarırken bazı parçaları burada da kalmış. Tamir takımı olmadığı için aynı şekilde takmaya çalışmamız gerekiyor. Şimdi karbüratör içindeki ters süzgeci açacağım. Arkadaş bayağı ilerlemiş. Ters süzgeci de ulaşıp temizlemiş. İşte ters süzgeci. Işığa tuttuğunuz zaman hemen açık olduğunu görüyorsunuz. Kendisi de temizlediğini söylüyor videolara bakarak. İşte bu sebeple Lumax motorlu testleri tavsiye ediyorum. Bundan daha kolay yapılıyor, daha kolay sökülüyor ve de parçaları daha yaygın bulunuyor, daha ucuz. Karbüratörün buradaki deliği görüyor musunuz? İşte ki buradaki delik silindire gidiyor. Yani silindirden buraya hava gelip gidiyor, hava gelip gidiyor bu şekilde. İçindeki contaları aşağı yukarı oynatıp benzin pompalıyor. Eğer bu kısımlardan hava alırsa hava bu pompalamayı daha az yapar. Böylece benzin yeterli veremeyeceğinden stopa kaçar. Şimdi bunu yerine takacağız. İnşallah sıkıntı ve sorun olmayacaktır. Önce buraya bir hava tutayım. Bakın, ha, depoya hava giriş yerine belki arıza ondandır. Şimdi buradan bastığımızda benzin gelmeye başladı, görüyorsunuz. Yani hava depoya hava giriyor demek oluyor. Şimdi karbüratör yerine takabiliriz artık. İnşallah. Kolaylıkla takabileceğiz. Ama bu karbüratörün burası kırık, görüyor musunuz? İşte
komple değişse bayağı masraf eder ama dikkat etmesi gerekiyor. Bundan sonra elimde conta bulunmuyor ama aynı contayı takacağız ve dikkat edeceğiz. Zaten sağa sola oynamaması için güzel bir yer yapmışlar contaya. Hava alma deliğini kapatmaması gerekiyor. Yani silindirden gelen kompresörü eğer kapatırsa karbüratör işlevini rahatça göremez. Karbüratör de ezilme olduğu için yerine kolay girmiyor. Bir de o kırkı tamamen kırmaması en iyisidir. Karbüratör takozu da yerine zor oturuyor. Arkadaş bunlar çok sıkmış bunları. Şimdi bu şekilde motoru çalıştırıp deneyeceğiz. Bayağı zor çalışıyor ama aşağıda çalıştırmak düğmeye basıverelim. Cikleyi kapatıyoruz. Yine stopa kaçıyor. Bu şekilde motor çalıştırmak zor galiba. Şimdi benzinle azıcık bir şey açmaya çalışacağım. Motoru bu şekilde gaz ağır yapmak harbiden zor işlem. İşte bu sebeple motorları tavsiye etmiyorum. Kendi kendisine rölantiyi düşüp stop ediyor. Şimdi de karbüratörden benzin koyup kaçak var mı diye kontrol edeceğim. Pistonu üste verip buradan benzin dolduracağız. Kaçak nereden olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Ama karbüratör delikleri çok küçük. Bu işlemi zorlaştırıyor. Maalesef keçelerde herhangi bir kaçak bulamadık. Benzin hala karbüratörde duruyor.
bunun kulpunu taşıma kolunu takıp deneyeceğiz. Eğer olmazsa tekrar geri sökeceğiz. İşte bu motor bu sebeple çok yoruyor. Tamir için, yani bunu tamir edebilmek için basit bir tamir de ne yapmamız lazım? Karbüratör tak değiştir gitsin, hemen kurtulunuyor bu şekilde. Ama bayağı maliyet yapacağından sizler de biliyorsunuz. Yine olmazsa eve gideceğim. Ertesi güne dinlenmiş kafayı ile bir şeyler yapabilirim inşallah. Şimdi rolantı ayar vidasına bakıyorum, pozisyon nerede diye, çok mu aşağıda çok mu yukarıda, normal görünüyor rolantı ayarı, normal olduğuna şimdi de ince ayar yapayım, deneyim bakalım olacak mı. Tekrar deneyelim. Bunu az önce ağaçta denedim. Ağacın üzerinde herhangi bir sıkıntı ya çıkmadı. Ne diyordu şikayet? Rolantide durmuyordu. Gaza basarken, yani keserken herhangi bir sıkıntı yok ama gaz saldım stopa gidiyordu. Bakın. Şimdi ağaçta deneriz. Siz görebilirsiniz diye odunu içeri getirdim. Şimdi de oduna vurup deneyeceğiz. Önce şu avfitleyi bir yerleştireyim. Bayağı zorlu bir motor, karbüratör taktığınız zaman denemeniz gerekiyor. Denemek için de bu starteri geri takmak zorunda kalıyorsunuz. Yani taşıma kolunu vs. Eğer takmazsanız olmayacaktır bu iş. Şimdi odunu da deniyoruz. Düğmeyi açalım. Arkadaşlar, motorun kesmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı, ama motoru kapaksız çalıştırmayınız. Çünkü buradan soğutma yapıp silindire doğru soğutuyor. Bunu süre kapaksız çalıştırırsanız
motorda sıkıntı oluşacağından piston da vs yanma olabilir. Bu yüzden kesinlikle kapaksız da çalıştırmayın. Odun siz görebilirsiniz diye odunu da içeriye alıp denedim. Ama dükkan battı, yarın sabah erkenden gelin dükkanı temizlerim ve bu motoru tekrardan denerim. Öncelikle motoru bu akşam eve götüreceğim. Evin oradaki odunların üzerinde deneyeceğim. Yanına da özel gaz ayar tornavidasını götüreceğim. Şu anda motorda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı. Tekrar deneyelim. Eğer kolaylıkla çalıştırmak istiyorsanız, yani şu anda sıcak hemen çalışması, cikliği çekip salın, gaza bassın kendisi, daha kolay çalışır. Bakın. Şimdi bunu eve götürüp hemen arabadan indikatör odunları keseceğim. Gaza eğer yine tam gerekiyor mu gerekmiyor mu bakacağım. Zaten arkadaş uzaktan gelmiş, mağdur olmasın. Neyse arkadaşlar, sizi çok beklettim. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.